Bilge Horoz serisi 17. Çınar ve Pınar Çal'da. Çallı'nın fırçası. O akşam yemekten sonra Çınar'la Pınar en sevdikleri oyunu oynamaya koyulmuştu. Oturma odasındaki sarı ışığın gölgesinde elleriyle şekiller yapıp kendilerince eğleniyorlardı. Bu oyun öyle güzeldi ki yepyeni şekiller buluyor, oynamaya doymuyorlardı. Bir ara Mehmet Dede de onlara katıldı. Onlara elinin gölgesiyle köpek, kuş, hatta koyun yapmayı bile öğretti. Onlar oynaya dursun, o anda kapı çaldı. Ayşe nine yavaşça gidip kapıyı açtı. Gelen Veysel ağabeydi. Oo, hoş geldin Veysel'im. Gel, buyur oğlum, bir çayımızı iç bakayım. Veysel abi bu sıcak karşılamadan pek memnun bir şekilde cevap verdi. Vallahi evde pek sıkıldım. Biraz seninle sohbet eder, tavla atarız demiştim emme. Sen oyununu çoktan bulmuşsun Mehmet amca. Veysel abi bak, koyun yapabiliyorum. Sudan koyun mu atlatıyorsunuz? Hay Allah iyiliğinizi versin. Veysel abi, o sudan koyun atlatmak değil, deveye hendek atlatmak olmasın? Evet Pınar'cığım, senin dediğin gibi bir deyim var ancak benim dediğim bir deyim değil. Bildiğim kadarıyla koyun atlatma festivali diye bir festival var. Ne yani? Sudan koyun atlatmak için festival mi yapıyorlar? Ne komik. Peki nerede bu festival? Vallahi Denizli'mizin bir ilçesinde var diye duymuştum emme. Pek aklıma gelivermedi çocuklar. Var ya var. Hiç olmaz mı? Her sene Çal'da yapıveriyorlar. Ne? Ne? Dede, koyunları mı çalıyorlar? Anlamadım. Yok yavrucuğum, Çal ilçenin adı. Çal yüksek yer demek. Oralar yayla gibi olduğundan öyle derlermiş. Rahmetli büyük dedeniz öyle anlatıverirdi. Bu konuşmalardan sonra Pınar'la Çınar balkondaki hamağa yatmaya gitti. Hamakta gökyüzünü izleyerek hem hayal kuruyor hem de aralarında merak ettikleri bu festivali konuşuyorlardı. Tıpkı uyumadan önce koyun saydığımız gibi değil mi Çınar? Ona benziyordur herhalde. Pınar'la Çınar yıldızların duruşlarında bir sürü koyun saymaya başladılar. Çok geçmeden bu bir oyuna dönüşmüştü. En çok koyun bulan kazanırdı. Derken gökyüzünden hızla kayan kırmızı bir ışıltı gördüler. Pınar, bak kırmızı bir yıldız kayıyor diye heyecanla olduğu yerden sıçradı. Pınar heyecanlanmıştı. Ne de güzel görünüyor. Tam da o anda kırmızı ışığın gitgide büyüdüğünü gördüler. Pınar endişeyle, Çınar, benim gördüğümü sen de görüyor musun? Bu ışık giderek büyüyor sanki. Evet Pınar, sanki yıldız bir anda büyüdü. Derken o kırmızı ışık aniden onlara doğru gelmeye başladı. Pınar ile Çınar endişeyle bir oraya bir buraya kaçıyorlardı. En sonunda balkondaki kanepenin arkasına saklanmayı akıl ettiler. Orada kafalarını eğip beklemeye başladılar. Çok geçmeden hızla balkonun ortasına bir cam şişe düştü. İçi kıpkırmızı bir ışıkla parlıyordu. Pınar'la Çınar daha ne olduğunu anlamadan şişenin içinden kocaman bir fırça çıktı. Havalanarak gökyüzüne yazılar yazmaya başladı. Bıraktı çocuklar hayal etmeyi. Çallı kaybetti tüm renkleri. Ağlayan kayanın gözyaşları dinmedi. Değişti Dinosopolis'in sihirli renkleri. Başlamalı çocukların renkli günleri. Yazarak gözden kayboldu. Pınar'la Çınar şaşkın bir şekilde birbirine baktılar. Bu da neydi şimdi? Bilmiyorum kardeşim ama bildiğim tek şey Bilge Horoz'u çağırmamız gerekti.
Pınar haklısın dercesine başını salladı. İkisi ellerini üst üste koyup gözlerini kapattılar. Hep bir ağızdan sihirli sözcükleri söylemeye başladılar. Duyulsun sesimiz, açılsın sihirli geçidimiz, gelsin bilgi horozumuz, başlasın sihirli yolculuğumuz. Demeleriyle birlikte bilgi horoz yanlarında beliriverdi. Gözünde gözlüğü, elinde kitabıyla gelmişti. Merhaba çocuklar, bu saatte uyumanız gerekmiyor mu? Ne oldu, iyi misiniz? Biz iyiyiz bilgi horoz, yalnız garip şeyler oluyor. Anlamadığımız için de seni çağırdık. Bilgi horoz daha da meraklanmıştı. Şimdi daha da bir meraklandım. Ne gibi garip şeyler? Pınar ve Çınar olan biteni Bilgi horoz'la bir bir anlattı. Bilgi horoz biraz düşündükten sonra... Ya demek Çallı'nın fırçası size geldi. Pınar ve Çınar hiçbir şey anlamamıştı. Pınar merakla... Çallı da kim? Neler oluyor Bilgi horoz? Bu İbrahim Çallı'nın fırçası çocuklar. Ama size tam olarak neden geldi bilmiyorum. Peki ama İbrahim Çallı kim? Denizli'mizin Çal ilçesinde doğmuş. Dünyanın en ünlü ressamlarından biridir. İyi de fırça bizden ne istiyor? Bildiğim kadarıyla İbrahim Çallı'nın fırçası çok akıllı ve ne istediğini bilen bir fırçadır. O fırçayla ne resim çizilse o hemen gerçek olur. Anlaşılan bir şeyler olmuş ve fırça bunu tek başına halledemediği için size gelmiş çocuklar. Yani bizden bir konuda yardım istiyor, öyle mi? Aynen öyle. Söyleyin bakalım, fırça size tam olarak ne dedi? Bize aynen şöyle dedi. Bıraktı çocuklar hayal etmeyi, Çallı kaybetti tüm renkleri. Ağlayan kayanın gözyaşları dinmedi. Değişti Dinosopolis'in sihirli renkleri. Başlamalı çocukların renkli günleri. Bilge horoz elini çenesine götürüp bir süre düşündükten sonra... Demek öyle. Bildiğim kadarıyla Çal'da Dinosopolis adında bir antik kent ve Apollon Lermonos adında bir tapınak vardı. Sanırım o antik kentten bahsediyor. Durun bakalım, belki Çal'a gidersek bize ne söylemek istiyor bunu tam olarak anlayabiliriz. Yaşasın, yaşasın! Yeni bir maceraya başlıyoruz. O sırada Bilge horoz cebinden küçük bir harita çıkararak yere serdi. Harita bir anda koskocaman bir halı kadar büyüdü. Bakın, bu harita Denizli'nin haritası. İşte burası Çökelez Dağı, burası da dağın eteklerindeki Çalı ilçesi. Şimdi hop diye suya atlar gibi haritanın üzerine atlayacağız. Bir anda orada olacağız. Bu benim yeni icadım. Umarım işe yarar. Henüz denemeye fırsatım olmadı. Müthiş! Bu harika bir şey. Derken Bilge horoz Pınar'la Çınar'ı kanatlarının arasına aldı ve bir anda haritanın içine hop diye atladılar. Beyaz hayaller. Onlar haritanın içine hop diye atlamışlardı. Haritanın içine atlar atlamaz rengarenk boruları olan bir kaykaydan kayarak haritadan geçtiler. Çok geçmeden kendilerini bir kanyonun önünde buldular. Haritada yanlarına gelmişti. Ancak küçülmüştü. Bilge horoz haritayı alıp incelemeye başladı. Çocuklar, şu an Ege'nin en uzun kanyonu olan Kısık Kanyonu'ndayız. Burası ne kadar da güzel bir yer. Evet Pınar'cığım, burası göz alabildiğine yeşilin suyla buluştuğu harika bir yerdir. Burada kano sporları, trekking, rafting gibi birçok su sporu yapılır. Vay canına, keşke vaktimiz olsa biz de bunları yapabilseydik. Çınar'cığım, sana söz veriyorum. Boş bir vaktimizde sizi buraya getireceğim. Ama şimdi yapacaklarımıza odaklanmalıyız.
Evet, Dinosopolis antik kenti neredeymiş bir bakalım. Diyerek haritayı incelemeye koyuldu. Evet çocuklar, Dinosopolis antik kenti Apollon Lermanos'un yakınlarında bulunuyor. Haydi, hep beraber yola koyulalım. Hep birlikte yola koyuldular. Bu yol oldukça uzundu. Dayılar köprüsüne kadar ulaştılar. Ancak çok yorulmuşlardı ve dinlenmeye karar verdiler. Dayılar köprüsünün yakınlarında bir üzüm bağında sulu sulu üzümleri gördüler. Çocuklar, bu gördüğünüz lezzetli mi lezzetli üzümler Çalkarası üzümü. Biliyor musunuz, dünyada sadece Çal'da yetişiyor. Bu yüzden de dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Vay canına, biz ne kadar da şanslıyız. Bu yolculuklarda ne kadar çok şey öğreniyoruz. Üstelik eğlence de cabası. Hep birlikte üzümden biraz yedikten sonra dinlenmiş olarak yollarına devam ettiler. Derken bu uzun yolculuğun ardından nihayet Dinosopolis antik kentine ulaştılar. Hep birlikte antik kente girdiler. Ancak bir gariplik vardı. Antik kentin dışı rengarenk, içi ise siyah beyazdı. Ama bu nasıl olur? Buranın böyle olmadığına eminim. Buranın içi de dışı gibi rengarenk olmalıydı. Bu işte bir tuhaflık var. Acaba fırça değişti. Dinosopolis'in sihirli renkleri derken bunu mu kastediyordu? Anlaşılan fırça diğer renkleri bulmamızı istiyor. Ama nasıl bulacağız? Diyerek düşünmeye başladı. Başka bir ipucu bulur muyuz diyerek antik kentin her yerini iyice aradılar. Ancak başka bir ipucu bulamadılar. Sonra oradan ayrılıp bir şeyler bulmak umuduyla yola devam ettiler. Bu defa bayır alan Roma Köprüsü'ne geldiler. Hepsi şaşkınlık içindeydi. Çünkü köprünün yarısına kadar her yer renkli, diğer yarısından sonrası siyah beyazdı. Gökyüzünün bir tarafı mavi değil, siyah ve beyazdı. Neler oluyor bilmiyoruz. Bu nasıl olabilir? Çocuklar, galiba Çal ilçesi yavaş yavaş renklerini kaybediyor. İnanın bunu ben de anlayamıyorum. Şimdi ne yapacağız? Biz ne yapabiliriz ki burası için? Fırçanın dediklerini tekrar düşünelim. Ne diyordu? Bıraktı çocuklar hayal etmeyi. Çallı kaybetti tüm renkleri. Ağlayan kayanın gözyaşları dinmedi. Değişti Dinosopolis'in sihirli renkleri. Başlamalı çocukların renkli günleri. Çocuklar bıraktı hayal etmeyi derken ne demek istiyor acaba? Ama biz sürekli hayal kuruyoruz. Öyle değil mi Pınar? Çocuklar, tam olarak siz ne yaparken gelmişti fırça? Biz Çınar'la yıldızlara bakarak koyun saymaca oynuyorduk. Yani hayal kuruyordunuz. İşte bu yüzden sizden yardım istedi. Belki de hayal eden çocuklardan yardım isteyebileceğini biliyordu fırça. Haklısın biliyoruz. Biz bunu neden düşünemedik ki? Peki ne yapacağız? Galiba bunun cevabını gidip İbrahim Çallı'ya sormalıyız. Bize bu durumu ancak o açıklayabilir. Peki gidelim de. Nerede İbrahim Çallı? İbrahim Çallı günümüzde yaşamıyor çocuklar. Bu yüzden geçmişe gitmeliyiz. Yaşasın. Geçmişe gidiyoruz. Hep birlikte büyük bir ağaç kovuğu buldular. Bilge Horoz kovuğun içine zaman tozu döktü. Tam da o anda geçmişe giden kapı açılıverdi. Hep birlikte kapıdan geçtiler. Kapıdan geçerken sanki daireler çizerek aşağı doğru iniyorlardı. Bu iniş bir süre daha devam ettikten sonra nihayet kendilerini bir caminin önünde buldular. Etrafa bakındıktan sonra Pınar... Burası da neresi? İbrahim Çallı bu camide mi? Bilge Horoz camiye dikkatlice baktı ve... Hayır çocuklar, burası Kayıpazarı Camii. İbrahim Çallı burada değil ama doğru yerdeyiz. En iyisi mi biraz yürüyelim... Birilerine rastlarsak onlara soralım. Bunun üzerine hep beraber yürümeye başladılar.
Ancak ortalıkta hiç kimsecikler yoktu. Etrafta kuş dahi uçmuyordu. Bilge Horoz, neden hiç kimse yok burada? Yoksa yanlış yerde miyiz? Sakın geçmiş kapısı bizi başka bir zamana götürmüş olmasın, diyerek endişeli gözlerle Bilge Horoz'a baktı. Yanlış olamaz. Çünkü caminin kapısında 1908 yazıyor. Tam da İbrahim Çallı'nın yaşadığı dönem. O halde nerede bu insanlar? Bilmiyorum ama bir sebebi olmalı ortalıkta kimseciklerin olmamasının. Hadi hep beraber biraz daha ilerleyelim. Eminim ne olduğunu anlayacağımız bir şey çıkar. Yürümeye devam ettiler. Bir süre sonra yürüyerek Hançalar Köprüsü'ne ulaştılar. Orada kolunda sepet olan bir adam gördüler. Çınar yanına yaklaşıp, "Merhaba." Adam onları iyice süzdükten sonra gülümseyerek, "Merhaba yavrucuğum, hayırdır? Nereden gelir, nereye gidersiniz?" "Biz İbrahim Çallı'yı arıyoruz. Ancak etrafta kimsecikleri göremeyince meraklandık doğrusu." "Demek siz şu resim yapmayı çok seven delikanlıyı arıyorsunuz. Buralarda çok ünlüdür o. Herkes onu çok sever. İnsanların nerede olduğunu soracak olursanız, aradığınız kişinin yanındadır." "Nasıl yani?" "Sizin buradan olmadığınızı zaten anlamıştım. Biz Çallılar olarak her yıl aşağı Seyit Köyü'nde sudan koyun atlatma festivali yaparız. İbrahim oğlumuz da oraya gider. Resimler çizer. Ben de oraya gidiyorum. Dilerseniz sizi oraya götürebilirim." "Çok seviniriz." Hep birlikte aşağı Seyit Köyü'ne doğru yola koyuldular. Atlatma Festivali'nde aşağı Seyit Köyü'ne doğru yola çıkıp yolda uzun uzun sohbet ettiler. Derken nihayet oraya ulaştılar. Pınar'la Çınar çok şaşırmıştı. Çünkü gerçekten rengarenk boyanmış koyunları sudan atlatmaya çalışıyorlardı. Ve herkes çok eğleniyordu. Şarkılar söyleniyor, oyunlar oynanıyordu. Derken biraz ileride resim çizen ve etrafında onlarca çocukla gülüp eğlenen bir genç adam gördüler. "Baksanıza, baksanıza! İbrahim Çallı orada sanırım." Bilge Horoz ve Pınar da onu gördü. Birlikte onun yanına gittiler. Onlar gelir gelmez İbrahim Çallı konuşmaya başladı. "Eğer resim yaptıracaksanız biraz beklemeniz gerek. Şu an çok yoğunum." "Hayır, biz resim yaptırmak için gelmedik. Aslında biz sizinle başka bir konu hakkında konuşmak için çok uzun yollardan geldik." "Hayırdır inşallah. Kötü bir haber değildir umarım." Bunun üzerine Bilge Horoz olanı biteni ona bir bir anlattı. Demek öyle. Ah benim akıllı fırçam. Her zaman işini bilir. Benim resimlerim tüm güzelliğini çocukların rengarenk hayallerinden alır. Anlaşılan sizin döneminizdeki çocuklar hayal etmeyi bırakmış. Bu çok üzücü ve tehlikeli. Çünkü hayal kurmazlarsa ne onların zamanında ne de bizim zamanımızda renkler olur." "Peki o zaman ne yapacağız?" "Bunun tek bir çözümü var. Şimdi size söyleyeceğim birkaç şey yapmalısınız. Ancak söylediklerimi yapmak biraz zor olacak." "Ne olursa olsun biz o güzel renkleri geri almak istiyoruz. Çünkü bizim hayallerimizde tüm renkler var. Renkler olmazsa hayallerimiz de siyah beyaz olur." "Aferin çocuklar. Hayallerinize böyle sahip çıkın. Bu sizi daima en iyiye götürür. Madem öyle, o halde dinleyin. Öncelikle Sakızcılar Şelalesi'ne gidip Ağlayan Kaya'nın suyundan bir şişe almalısınız.
Peki orayı nasıl bulacağız? İleride Mahmut Gazi Türbesi var. Türbeye ulaştığınızda türbenin kapısının üzerinde altıgen bir daire içinde çiçek şekli göreceksiniz. O çiçeğin tam ortasına iki kez dokunduğunuzda bulunduğunuz yerden bir anda oraya geçiş yapacaksınız. Bu daire bir zaman katmanıdır. Böylece sizi Sakızcılar Şelalesi'ne ulaştırır. Peki ya sonra? Ağlayan kayanın suyunu sizin zamanınızdaki çal karası üzümünün suyuyla karıştırıp oradaki çocuklara içirmelisiniz. Böylelikle hepsi eskisi gibi hayal kurmaya başlayacaklar ve tüm şehirde renkler eski halini alacak. O halde bir an önce oraya gitmeliyiz. Bilge Horoz, Pınar ve Çınar ona teşekkür edip şelaleye ulaşmak için bir an önce Mahmut Gazi Türbesi'nin yolunu tuttular. Dediği gibi türbeye ulaşıp kapının üzerinde bulunan altıgen içindeki çiçeğe iki kez dokundular. Ve o anda zamansal katman onları bir anda Sakızcılar Şelalesi'ne getirdi. Şelalenin görüntüsü adeta göz dolduruyordu. Şırıl şırıl sular akıyor, ağlayan kaya ise sanki gerçekten ağlıyormuş gibi içinden şelalenin sularını akıtıyordu. Bu güzel manzaraya doyum olmaz. Ancak bir an evvel işimizi tamamlamalıyız. Önce suyu şu cam şişeye dolduralım. Çınar şişeyi alarak... Bunu ben yaparım. Çok dikkatli olmalısın Çınar. Kayalar çok kaygan, düşebilirsin. Şişeyi alan Çınar büyük bir güçlükle kayanın sularına ulaştı. Birkaç kere aşağı kaydı ancak korkacak bir şey olmadı. Birkaç denemeden sonra nihayet suyu almayı başardı. Aferin Çınar. Sonra Bilge Horoz şelalenin içine geldi. Çınar'la Pınar'ı kanatlarının altına alarak zaman tozundan serpip gelecek kapısını açtı. Haydi çocuklar, gitme vakti. Bilge Horoz, ben yüzme bilmiyorum. Endişe etme Pınar, yüzmene gerek kalmayacak. Diyerek ikisini kanatları arasına alarak zıpladı. Bir anda kendilerini suyun içinde bir hortumda buldular. Gözlerini açtıklarında ise bugünkü çala çoktan ulaşmışlardı. Bilge Horoz etrafa bakındı. Galiba bayır alan kaya mezarlarındayız. Hadi çocuklar, derhal çal karası üzümünü bulup suyunu aldığımız şelale suyuna karıştıralım. Hep birlikte daha önce üzüm yedikleri yere gidip üzüm topladılar. Sonra onların sularını çıkartıp şelalenin suyuna karıştırdılar. İki suyu birbirine katar katmaz su lezzetli mi lezzetli bir şıraya dönüştü. Sudan gökkuşağına benzeyen dumanlar çıkıyordu. Pınar'la Çınar hayranlıkla şişeye bakmaya başladılar. İşte çocuklar, hayalleriniz de böyle renkli ve güzel. O zaman diğer çocuklara da bir an önce hayallerini ve renklerini geri verelim. Evet ama bunu nasıl yapacağız? Cevap çok basit kardeşim. Sudan koyun atlatma festivaline giderek oradaki tüm çocuklara bu üzüm şırasından içireceğiz. Bu harika bir fikir. Aferin sana Çınar. Bunun üzerine hemen festivale gittiler. Ancak gördükleri o eski festivalden eser yoktu. Her yer siyah beyazdı. İnsanlar üzgündü. Çocukların kahkaha sesleri duyulmuyordu artık. Kimse şarkı söylemiyor, dans etmiyordu. Bunun üzerine Pınar yüksek bir kayaya çıkarak... Sevgili arkadaşlarım, size çok güzel bir üzüm şırası getirdim. Adı Hayal Şırası. İçmek ister misiniz? İçtiğinizde tadına doyamayacaksınız. Hadi gelin, gelin! Diye bağırdı. Çocuklar şaşkındı. Ama Pınar'ın elindeki şişeden mis gibi kokular geliyor ve şişedeki şıra oldukça lezzetli görünüyordu. Hepsi aynı anda
İsteriz, isteriz! Diye bağırarak Pınar'ın yanına geldiler. Bilge horoz ve Çınar da onlara yardım etti. Şırayı bardaklara doldurup çocuklara verdiler. Çocukların hepsi üzüm şırasını afiyetle içtiler. Ama hiçbir şey olmamıştı. Ne renkler ne de hayaller geri gelmişti. Pınar endişeyle... Neden işe yaramadı Bilge horoz? Bilmiyorum Pınar. Bunun işe yaraması gerekiyordu. Yani ömür boyu siyah beyaz hayallerin olmadığı bir dünyada mı yaşayacağız? Diyordu ki tam da o anda gökyüzünden Çağlı'nın fırçası belirdi. O anda Pınar'la Çınar'ın yanına gelerek onlara bir sandık çizip gözden kayboldu. Fırçanın çizdiği sandık bir anda gerçek olup onların önlerinde durdu. Ne var içinde acaba? Anlaşılan bu sandık size çocuklar. Açın da görelim. İkisi birlikte heyecanla sandığı açtılar. Sandığın içinde bir sürü kağıt ve rengarenk boyalar vardı. Bir de küçük bir not. Notu eline alan Bilge horoz sesli bir şekilde okudu. Bu hediye hayallerine sahip çıkan tüm çocuklar için. Haydi gönlünüzce düşlerinizi çizin. İbrahim Çallı. Bu hediye tüm çocuklar için. Diyerek kalemleri, kağıtları oradaki tüm çocuklara dağıttı. Tüm çocuklar heyecanla çeşit çeşit resimler çizdi. Kimi gezegenleri, kimi hayalindeki mesleği, kimi de en sevdiği kahramanı. Pınar'la Çınar ise İbrahim Çallı ile anılarını resmetti. Bir anda her yer eski rengine dönmeye başlamıştı. Müzik sesleri içinde dans eden insanlar görünmeye başladı. Çok geçmeden her şey eski haline dönmüş, hatta her şey eskisinden çok daha güzel olmuştu. Pınar, Çınar ve tüm çocuklar aynı anda "Başardık!" diye bağırdılar. Hep birlikte akşama kadar hayaller kurup resimler yaptılar. Şenlikte hem söylediler hem oynadılar. Akşam olduğunda artık eve dönme vakti gelmişti. Çınar'la Pınar ellerini üst üste koyup gözlerini kapattılar ve sihirli sözleri söylemeye başladılar. Duyulsun sesimiz, açılsın sihirli geçidimiz, gelsin bilgi horozumuz, bitsin sihirli yolculuğumuz. Bu sözlerden sonra herkes evlerine dönmüştü. Çınar'la Pınar gözlerini açtıklarında ninelerini gördüler. Kuzucuklarım, hava esiyor. Haydi yataklara. Diyerek onlara gülümsedi. Pınar ve Çınar gökyüzüne bakıp "Bu gece burada uyusak olmaz mı nineciğim?" "Evet evet ne olur." diyerek ninelerine tatlı tatlı gülümsediler. Etkinlikler. Kazandırılmak istenen kavramlar. Çal isminin anlamı. Ressam İbrahim Çallı. Sudan Koyun Atlatma Festivali. Kısık Kanyonu. Apollon Lermonos Tapınağı. Dinosopolis Antik Kenti. Bayır Alan Roma Köprüsü. Dayılar Köprüsü. Hançalar Köprüsü. Çal Karası Üzümü. Kayı Pazarı Camii. Sakızcılar Şelalesi. Mahmut Gazi Türbesi. Bayır Alan Kaya Mezarları. Ve Çökelez Dağı. Çal Kitabı Seslendirme Ekibi. Yazan Ayten Boz. Söz, müzik ve aranje Töre Cengiz. Anlatıcı Havva Ergür. Bilge Horoz
Lokman Kuzdere, Çınar, Berkay Efe Ölmez, Pınar, Hatice Hilal Yılmaz, Nine, Ayşegül Şenal, Dede, Muttalip Söylemez, Veysel Abi, Çağrı Sarı, Ressam İbrahim Çallı, Süleyman Ekici, Fırça, Çağrı Sarı, Adam, İbrahim Yurdakal. Etkinlik seslendirmesi Pelin Soysal ve Muttalip Söylemez.